Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Burcu Bulut. 4 yıldır ProSense yurt içi satış biriminde satış destek yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sunumumuzun konusu sabit ve portatif gaz dedektörleri. Öncelikle sizlere sunumun gidişatından biraz bahsetmek isterim. Sunumuma gaz çeşitleriyle başlayacak. Gaz algılama neden yapılır? Gaz algılama sistemlerine neden ihtiyaç duyulur? Gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. Son olarak gaz algılamada kullanılan ölçüm teknolojilerine kısaca değinerek gaz algılama dedektörlerine geçeceğim. Bu kısımda da sabit gaz dedektörlerini ve portatif gaz dedektörlerini anlatarak sunumumu sonlandıracağım. Evet, artık gaz çeşitleriyle başlayabiliriz. Gaz çeşitleri söz konusu olduğunda 3 ana tehlikeli gaz türü vardır. Bunlar metan, bütan, LPG gibi patlama riski yaratan patlayıcı gazlar. Karbonmonoksit, hidrojen sülfür, klor gibi zehirlenmelere sebebiyet verebilecek toksik gazlar ve oksijen, nitrojen, karbondioksit gibi boğulma riski yaratan boğucu gazlardır. İşte bu gazların bu tehlikeli etkilerinden korunmak için bir şeyler yapılması, bir takım önlemler alınması gerekmektedir. Peki nedir bu önlemler diye sorduğumuzda, bu önlemlerin en önemlisine gaz algılama dedektörleri dersek yanılmış olmayız. Gaz algılamaya neden ihtiyaç duyarız? Gaz algılamaya bu gördüğünüz görüntülere sebebiyet vermemek adına ihtiyaç duyarız. Gaz algılama sistemleri genellikle normal şartlarda gazın bulunmayacağı, gazın ortaya çıkmadığı alanlarda olası gaz kaçağını izlemek için kullanılır. Bu sistemler bir tehlike haline gelmeden önce gaz birikmesi konusunda erken uyarı vermek üzere tasarlanan sistemlerdir. Burada endüstriyel tesislerde meydana gelen patlamalardan ve prosesinde zehirleyici gazlar bulunan endüstriyel tesislerden fotoğraflar görüyorsunuz. Böyle patlamalar meydana gelmeden bir kaçak varsa algılamak ya da kimse zehirlenmeden ya da boğulmadan önce gaz kaçağını tespit ederek önlem almak gaz algılama sistemleriyle mümkün olmaktadır. Gaz algılamanın tabii ki öncelikle çalışanların ve tesislerin güvenliği düşünülerek yapılması gerekmektedir. Ancak bu uygulama sadece tercihen yapılan, yani kişilerin tercihine bırakılan bir uygulama değildir. İnsanları ve tesisi korumak için gaz algılamanın kullanılmasını talep eden çeşitli ulusal ve uluslararası yasalar mevcuttur. Sağlık ve güvenlik politikalarının uygulanmasını sağlayan birçok yerel uygulama kuralı da mevcuttur. Ayrıca sigorta şirketleri tehlikeli gazları tespit etmek için uygun güvenlik önlemlerini aldıklarını kanıtlayamayan işletmelere teminat vermemektedir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde gaz algılama bir tercihten ziyade zorunluluk haline gelebilmektedir. Gaz algılama konusunda daha detaylı bilgiye Samet Gülnar'ın Temel Gaz Algılama Esasları başlıklı sunumundan ulaşabilirsiniz. Burada gaz algılama ekipmanları kullanılan alanlardan bazılarını görüyorsunuz. Muhtemelen en büyük gaz algılama ekipmanı kullanıcılarından biri kimya tesisleridir. Bu tesisler genellikle üretim proseslerinde ya da yan ürün olarak çok çeşitli yanıcı ve zehirli gazlar kullanmaktadırlar. Dolayısıyla da bu alanlarda gaz algılama ekipmanı kullanmak vazgeçilmez, kaçınılmaz olmaktadır. Atık su arıtma tesisleri yine birçok il ve ilçede bulunan bilindik alanlardır. Kanalizasyon doğal olarak hem metan hem de hidrojen sülfür açığa çıkarır. Hidrojen sülfürün çürük yumurta kokusunu burun 0,1 ppm'den daha az bir hızda algılayabildiğinden bu gaz sıklıkla fark edilebilir. Arıtma tesislerinin yakınından geçerken bile bu kokuyu algılayamayanımız yoktur sanırım. Geleneksel olarak kömür ve petrol elektrik santralleri için ana yakıt olarak kullanılmıştır. Artık pek çok yerde doğal gaza dönüştürülmektedir. Buralarda da gaz algılama ekipmanlarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kazan daireleri genellikle doğal gaz ile çalışmaktadır. Kazan dairelerinde patlama riski yaratan metan, hastane laboratuvarlarında kullanılan yanıcı ve toksik maddeler, araba tünellerinde araçlardan çıkan zehirli egzoz gazları bu alanlarda gaz algılamayı önemli bir hale getirmektedir. Ayrıca bu alanların dışında aküşarj istasyonları ve kapalı otoparklar da gazdan dolayı tehlike yaratan alanlardan bazılarıdır. Tabii bu alanlarda tek tehlike gaz değildir. Yangın ve alev algılama sistemleri de bu tarz tehlikeli alanların korunmasındaki önemli uygulamalardandır. Alev algılama sistemleriyle ilgili detaylı bilgiye
Ercan Güldiken'in alev algılama dedektörleri sunumundan ulaşabilirsiniz. Gaz algılama sensör teknolojilerine baktığımızda 3 ana sensör tipinden bahsedebiliriz. Bunlar katalitik, elektrokimyasal ve infrared sensörler. Kısaca çalışma mantıklarını açıklamaya çalışacağım sizlere. Katalitik sensörler, seramik bir topak içerisine bobin şeklinde sarılmış platinyum bir telden oluşur. Toprağın yüzeyi özel bir maddeyle kaplıdır. Yanıcı bir gazla karşılaştığında ısı veren bir oksidasyona neden olur. Oksidasyon sonucu bir ısı açığa çıkar. Bu ısı bobinin elektriksel direncinde değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler sensörden gelen sinyaller olarak algılanır. Elektrokimyasal sensörlere baktığımızda en basit haliyle elektrokimyasal sensörler zayıf bir elektrolit kaplamayla ayrılmış algılayıcı ve karşıtı olmak üzere iki elektrottan meydana gelir. Bu yapı likit, jel ve son zamanlarda kullanılan haliyle katı formunda olabilir. Elektrolit gaza karşı geçirgen bir membran ile dış ortamdan izole edilir. Gaz difüzyon ile membranı geçip sensöre giriş yaparak oksidasyonu başlatır ve ortamdaki gaz konsantrasyonuna göre bir akım ortaya çıkarır. Elektrokimyasal sensörlerin çalışması için küçük bir güce ihtiyaçları vardır. Ölçüm sonuçları lineer, kesin ve çok hassastır. Cevap verme süreleri 30 ila 60 saniye arasındadır. Çok küçük ppm değerlerinde bile ölçüm büyük bir başarıyla yapılır. Son olarak infrared sensörlere bakalım. Iğre ışık kaynağı içinde gaz bulunan bir yol boyunca optik alıcıya bir ışın gönderir. Şurada da görüyorsunuz zaten. Şurada ışık kaynağı var, şurada optik alıcı var. Gazın hissedilmesiyle birlikte gaz içinden geçen ıre ışın ile referans sinyal arasındaki özel dalga boylarında sönüm farkı oluşur. Gaz konsantrasyon bilgisi oluşan bu sönüm farklılığının yorumlanmasının temeline dayanır. Yapılarından dolayı kullanıcılara birçok avantaj sağlarlar. Sıcaklık değişimleri ve neme karşı tamamen güvenilirlerdir. Zehirlenme riskleri yoktur. Aynı zamanda yüksek seçiciliğe sahiplerdir. İnfrared gaz sensörleri çalışmak için oksijene ihtiyaç duymadıkları için birçok yanıcı gazın, bu tabii hidrojen bunun dışında kalıyor, hacmen %100 seviyesine kadar izlenmesini mümkün kılar. Hacmen %100 gaz olması ortamın tamamen o gazla kaplı olması demektir. Diğer sensörler oksijene ihtiyaç duyduklarından böyle bir ortamda zehirleneceklerdir. Ancak infrared sensörde böyle bir risk bulunmamaktadır. Bu da pek çok tesis için bir avantaj olabilmektedir. Sensör çeşitlerinin bu anlattıklarımla sınırlı olmadığını ayrıca belirtmek isterim. Sensör çeşitleriyle ilgili detaylı bilgiyi Uğur Karataş'ın sensör teknolojileri ve özelleşmiş teknolojiler sunumundan ulaşabilirsiniz. Artık gaz ile ilgili temel bilgileri aldığımıza göre gaz algılama dedektörlerine geçiş yapabiliriz. Burada bizim sabit dedektörlerimizi toplu halde görebilirsiniz. İnfrared, elektrokimyasal ve katalitik sensörlü, ekranlı ve ekransız modellerimizin hepsi burada mevcut. Dedektör özelliklerine kısaca değinmek istiyorum. Tek tek inceleyerek geçelim. BTN serisi dedektörlerimiz güvenli alanlar için hem kullanım hem de maliyet açısından en uygun ürünümüzdür. Bu serimizde elektrokimyasal ve katalitik sensörlü dedektörlerimiz mevcuttur. ABS plastik materyalden üretilmektedir ve IP54 koruma sınıfına sahiptir. İki alarm, bir hata, kuru kontak, çıkış cihazın standart halinde mevcuttur. Opsiyonel olarak sunulan bir modül ile de dedektörden Modbus çıkış almak mümkündür. Geçelim PC3 serimize. PC3 serimiz zon 2 alanlarda kullanıma uygun. Yine bu tarz alanlar için en ekonomik serimizdir. En uygun maliyetli serimizdir. Bu serimizde de yine BTN'de olduğu gibi elektrokimyasal ve katalitik sensörlü dedektörler mevcuttur. Alüminyum gövdeli IP65 koruma sınıfına sahip bu dedektör modelinde standart 420 mA çıkış mevcuttur. Opsiyonel olarak sunulan röle modülüyle iki alarm, bir hata, kuru kontak çıkışı alınabilmekte, bu sayede yangın sistemleriyle de entegre edilebilmektedir. P serimize geçiyoruz. P serimiz zon 1 alanlarda patlayıcı gazların algılanmasında kullanılmak üzere üretilen en ekonomik çözümümüzdür. Bu dedektörümüzde dediğim gibi sadece patlayıcı gazlar, belirli patlayıcı gazlar mevcut.
Katalitik sensör kullanılıyor burada. Yani bu serimizde kullanılan sensör tipi katalitik. Modelde ATEX ve IEC EX belgelerine sahip. Alüminyum gövde, IP65 koruma sınıfı yine bu dedektörümüzde mevcut. Standart olarak yine PC3'te olduğu gibi 420 mAh çıkış mevcut. Bu dedektörden de opsiyonel olarak sunulan röle modülü ile bir alarm bir hata ya da iki alarm kuru kontak çıkış alınabilmektedir. Ekbio serisi, bu serimiz çok özel bir seridir. Birden fazla işlevi olduğundan petrol ve benzin istasyonları için özel olarak tasarlanmıştır. Dedektör, cihazın kurulu olduğu konumda meydana gelen fiziksel çarpmaları ve gaz ölçüm fonksiyonlarını izlemek için içinde özel bir ivme ölçer çipe sahiptir. Bir araba veya kamyon dedektöre çarptığında dedektör gaz ve yağ akışını kesmek için 420 mA ya da 2 alarm bir hata kontak çıkışı verebilmektedir. Zon 1 ve zon 2 alanlarda kullanıma uygundur. Burada da yine IP65 koruma sınıfı bulunmaktadır. Ve serisi zon 1 alanlarda en çok gaz için algılama yapabildiğimiz serimizdir. Bu seride pelistör, infrared ve elektrokimyasal sensörlü dedektörler yer almaktadır. Dedektörümüzde ATEX ve IECX belgeleri mevcut. Kendinden 420 mA ve Modbus RS485 çıkışları bulunmakta. Opsiyonel röle modülü ile iki alarm bir hata kuru kontak çıkış alabiliyoruz. Yine demin de dediğim gibi bu sayede kuru kontak çıkışlarıyla yangın sistemlerine bağlanabiliyor. 420 mA çıkışlı PLC'lere bağlanabiliyor. Standart halinde bulunan IP65 koruma sınıfı ekstra bir başlık yardımıyla IP66'ya yükseltilebiliyor. Bu serimizde ProCell teknolojisi denen bir teknoloji kullanılmaktadır. ProCell teknolojisi önceden kalibre edilmiş sensör başlıkları ile kolay sensör değişimi imkanı sunmaktadır. Bu teknoloji özellikle sahada yapılan sensör değişimlerinde büyük avantaj sağlamaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye yine Uğur Karataş'ın sunumundan ulaşabilirsiniz. PQ serimize geldiğimizde iki tane alt modeli olduğunu görüyoruz. PQD ve PQN. Üst tarafta görmüş olduğunuz PQD, alttaki PQN. PQD ekranlı serimiz, PQN ekransız serimiz. PQD serimizde ortamda algılanan gazı anlık olarak izleyebileceğiniz bir OLED ekran mevcuttur. Her iki serideki dedektörlerde de ATEX ve IECX belgeleri ve silike onayı bulunmaktadır. Standart halindeki alüminyum gövde opsiyonel olarak paslanmaz çelik seçilebilmekte ve bu şekilde üretilebilmektedir. Bunun dışında P serimizde uygulanan ProCell teknolojisi yine bu serimizde de mevcuttur. Yani sensör başlıkları kalibre edilerek gönderilebilmekte. Sadece sensör başlığı siparişi geçildiğinde bu şekilde kalibrasyonlu sensör başlıkları gönderilebilmekte ve sahada değişim kolaylıkla yapılabilmektedir. Sabit gaz algılama sistemlerimiz ile ilgili son durağımız gaz kontrol panellerimiz olacak. Ortamda algılanan gazı anlık olarak izleyebileceğimiz gaz kontrol paneli modellerimiz burada da gördüğümüz üzere 3 adettir. Bunlar 4 dedektör bağlanabilen analog panelimiz, 8 dedektör bağlanabilen analog panelimiz ve 32 dedektör bağlanabilen adresli panelimizdir. Aslında tüm panellerimiz adreslidir. Yani hepsinden bağlı dedektörleri tek tek görülebilmekte ve her birine isim verilebilmektedir. Ancak 32 kanal gaz kontrol paneli diğer paneller gibi 420 mA değil, Modbus RTU haberleşmektedir. Portatif dedektörlerimizin tanıtımına geçmeden önce burada sizlerle 3 adet haber paylaştım. 3 tane habere yer verdim. İlki arıtma tesisinde facia, 7 ölüm manşetiyle haber olmuş. Muğla'nın Milas ilçesinde bir atık su terfi istasyonunda atık su dolu 7 metre derinliğindeki deponun bakımı faciayla sonuçlanmış. Depoya bakım yapmak üzere inen işçilerin dışarı çıkmaması üzerine yardım için aşağı inen çalışma arkadaşlarından oluşan toplam 7 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş. İkinci haberimiz Hindistan'dan. Hindistan'ın güneyindeki bir endüstriyel tesisten kimyasal gaz sızması sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği
Yüzlerce kişinin de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi diyerek yer verilmiş habere. Son haberimiz bir maden faciasından. Cehennemi yaşayan onlarca madenciye mezar olan Soma kömürleri Eynez Ocağı'nı inceleyen maden mühendisleri faciaya karbonmonoksit zehirlenmesinin yol açtığı fikrindeymiş. Bu haberlerden onlarca var maalesef. Belki haber olmamış yüzlercesinden de haberimiz yok. Burada üç haberin ortak noktası çalışanların zehirlenerek yaralanması ya da ölmesi. Peki bu tarz olayların önüne nasıl geçebiliriz diye sorduğumuzda karşımıza bir kişisel koruyucu donanım olarak portatif dedektörler çıkıyor. Burada portatif dedektör özelliklerine de kısaca değinerek sunumumuzu sonlandıracağız. İlk iki dedektörümüz atık su arıtma tesislerinde sıklıkla kullanılan çoklu gaz ölçer pompalı dedektörlerdir. Tabii ki sadece arıtma tesislerinde değil, gaz bulunma ihtimali olan her ortamda kullanılması gereken dedektörlerdir. Özellikle işçi sağlığı, çalışan personel sağlığını korumak amacıyla. Bu dedektörler sahip oldukları dahili pompa ile gaz bulunma ihtimali olan kazan, depo gibi alanlara girmeden ölçüm yapabilmektedirler. Bu sayede çalışanlar zehirlenme ihtimalleri bulunan ortamların önce ölçümünü yapmakta, ancak ve ancak ortam güvenli ise ortama girmektedirler. Bu dedektörler ile hidrojen, sülfür, oksijen, karbonmonoksit, karbondioksit, patlayıcı gazlar gibi pek çok gaz algılanabilmektedir. Ayrıca GazPro modelimizde 5 adede kadar kullanıcı tanımlanabilmektedir. Bu sayede her kullanıcının soluduğu gaz miktarı tehlikeli seviyeye gelmeden önce uyarı alınabilmektedir. Geçtik. T4 ve Ventis MX4 modellerimiz. Bunlar çoklu gaz ölçer dedektörlerdir. T4 modelimizde pompa bulunmadığından ortam ölçümü yapmaya daha uygundur. Yani deminki GazPro gibi bir hortum yardımıyla önceden ölçüm yapma gibi bir şansımız olmuyor bunda. Ama sürekli olarak kişinin üzerinde bulunması gereken kemerine takılabilecek arkasında klipsi olan modeller sürekli olarak kişinin soluduğu havayı ölçümleyebilecek cihazlar. Bu dedektör ile hidrojen, sülfür, oksijen, metan, karbonmonoksit ölçümü yapılabilmektedir. Ventis modelimizin ise pompalı ve pompasız seçenekleri bulunmaktadır. Bu dedektörler gaz bulunma ihtimali olan alanlarda çalışan kişilerin üzerinde sürekli bulunması gereken ve sürekli ölçüm yapmaya yarayan cihazlardır. Son olarak tek gaz ölçer Gazman ve Tango BX1 modellerimizden bahsetmek istiyorum. Bu dedektörler de yine ortam ölçümü yapmaya yarayan cihazlardır. Zehirleyici gazlar, patlayıcı gazlar ve oksijenin algılanmasında kullanılmaktadırlar. Gazman modelimiz şarj edilebilir bir dedektör iken, Tango TX1 modelimizin 2 yıllık çalışma süresi bulunmaktadır. Modellerimiz arasında uzaktan anlık izlenebilen, birbirleriyle sürekli haberleşebilen portatif dedektörlerimiz de bulunmaktadır. Modellerimiz tabii ki bunlarla sınırlı değildir. Hepsini burada anlatmak da maalesef mümkün olmamaktadır. Bu nedenle diğer modellerimizi görmek, incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular için chat kısmından bizlere ulaşmanızı rica ediyorum. Canlı destek alabilirsiniz, teklif talep edebilirsiniz, merak ettiğiniz soruları dile getirebilirsiniz, bize ulaştırabilirsiniz. ATEX standartları, gaz dedektörleri yerleşimleri gibi planlı eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerimizden de haberdar olmak için LinkedIn, Facebook, YouTube ve Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yine fuar sayfasında bizim standımızda bunlara da ulaşabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi bir fuar geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.